olsun. Bu ne kapı sevdasıymış. Damalı, perihan oldu. Ya biz niye bir program beraber yapamıyoruz? Vallahi kıracağım o kamerayı. Güzel kafanda kıracağım. Bu arada üzerimdekileri de size bir göstermek istiyorum. Çünkü ben çok beğendim. Aslında bir eşofman giyip çıkayım dedim. Şöyle bir eşofman altı, düz, beyaz. Çok gülecek miyiz? Ne yapacaksın yürümeyi? Hiçbir şey. Sadece soruyor. Ay bu kadar da terslemek olamaz. Ne desem tersliyor çocuk. Havaya girdi. Videoda çok güzel yorumlar aldınız ya. Arkadaşlar günaydın, tünaydın ne diyeceğimi bilemiyorum. Roma'da ilk günümüzdeyiz, ilk sabahımızdayız. Burası yanıyor. Çok sıcak. Önce sabah kahvemizi içtik. İki kahveye 30 euro verdik ve Can buna çok bozuldu. 34 euro mu? 34 kahveye 30 euro verdik. Yani 4 kahveye. Ay. Benim de kendim keserdim ben kahveye o kadar para versem. Niye kendi kesiyorsun? Değil mi Can Hoca olmuş? Aynen. Ve internetimi böyle çok sınırsızca kullanmak için bazılarınız soruyor. Genelde geçici hat alıyorum burada. 30 euro falan veriyorsunuz. Sınırsızca internetinizi hiç düşünmeden YouTube videosu izlemekle dahi kullanabiliyorsunuz. Şimdi bir Vodafone bayi buldum ve giriyoruz. Of, bu arada o kadar sıcak ki arkadaşlar. Şimdi odaya geldim. Üstümü değiştireceğim. Bir gerçekten çok terledim. Ama çok keyifli geçiyor. Çünkü Can yanımdayken zaten her yer çok keyifli geçiyor. Tabii ki de gün içinde en az 4 tartışmamız var. O yani bir cepte, ona emin olabilirsiniz. Böyle mükemmel anlaşan falan bir çift asla değiliz. Neyse konunun nereden buraya geldi bilmiyorum ama ben şimdi odaya gidip üstümü değiştireceğim. Çünkü gerçekten inanılmaz sıcak. Kapıya süt yazmışlar. Böyle bir yalan yok. Sütle alakası yok. Yani bildiğiniz minik, mütevazı bir daire burası. Gençlik filmi. Selam tekrar. İyi ki varsınız bu arada. Can şu anda vintage saat butiklerine bakmaya gitti. Ben de açıkçası pek saatlere ilgim yok ve o yüzden birazcık sokaklarda böyle bir yarım saat falan ayrılmaya karar verdik. Bu arada çocuk nereye kayboldu onu da bilmiyorum. Çok güzel şeyler var. O zaman ben hazır da Can yokken buraya bir dalayım mı o zaman? O kadar övdüm ama hiçbir şey yok arkadaşlar. Yaşlılığım arkadaşlar. Az önce nasıl düşüyordum? Esnaf düşüşü. Video çekeceğim tepeden diye böyle bir kaydım. Anlatamam size. Allah'tan yere falan kapaklanmadım. Yoksa bayağı bir yerleri kırardım. Tepeden İsmail merdivenlerinden yukarıya çıkıyorsunuz. Orada gün batımını izlemek için bir kafe var. Oraya doğru gidiyoruz. Hatta göstereyim. Şöyle bir yer. Buradan da bayağı tepeden her yeri görebiliyorsunuz. Cappuccino içeceğim ben. Sen? Ya senden bir şey rica edebilir miyim acaba? Vloglarda böyle anlıyorum, geyik olsun diye kızgın surat yapıyorsun ama o kadar şey yapma. Şey okuyordum ama. Hayır hayır, genel olarak. Ha. Çok böyle ters yapıyorsanız, çünkü sen öyle değilsin. Tamam. Normalde ama hep o anlamı yakalıyorsun sen de. Hayır, hep anlamı yakalamak için demiyorum ama insanlar zannediyor ki sen çok böyle kızgın bir tipsin. Tamam. Gerçeğini göster aşkım, o yüzden. Atacağız çeşmeye yarın. Atmam. Atacağım. Niye ya? Sonsuza varsın aşkımız. 50 cent atalım. 1 euro. Yok be, 4 lira 1 euro. Tamam biz 50 cent atalım. Tamam. Okey. Gördüm. Bütün dünya aşk peşinde arkadaşlar. Hepimiz. Hey! Parayla aşk olmaz. Herkese istediği her şeyi versin burası. Madem öyle deyip.
O zaman canım sıkılsa açıyorum. Bir iki konuşuyorum. Burası nasıl derseniz, bakın yine kapatamadım. Anlatacak çok şey var. Burası gerçekten huzurlu bir yer. Ben Roma'yı her zaman çok güzel bulurum. Herkese göre bir şey var. İsterseniz restoranlarda oturun. İsterseniz sokaklarda bir sandviç alın, sokaklarda satılın. İsterseniz gerçekten sadece bütün gününüzü bir kafede geçirin. Yorgunluk çöktü bana canım. Ne diyeceğimi bilemedim şu anda. Sadece çok keyifli bir yerdeyiz arkadaşlar. Onu söylemek istemiştim. Buranın adı Angelina. Brad Pitt Angelina ilişkisiyle hiç alakası yok. Nasıl saçmalıyorum belli değil. Yani arabanın altta kalmandan daha önemli. Kırmızı yanıyor ya. Taksim biliyorsunuz bu sene gold zincirler çok moda ve ben vazgeçemiyorum. Tabii kamera açısı gösterebilirsem. Altıma şöyle bir mini etek giydim. İnce işlemeli. Ve geçen sene aldığım, çok sevdiğim bu sandaletleri giydim. Bunları nereden almıştım? Bunları da Chloe'den almıştım. Aşağıya da linkini bıraksam da. Nereye gidiyoruz? Odaya. Aşkım bana terlik alacaktık ya. Biz 3 saat... Ya biz niye bir program beraber yapamıyoruz? Valla kıracağım kamerayı. Kusura kafanda kıracağım. Ya sen git odaya, ben valla tek takılayım. Ya öyle dememiş miydik? Ya bir türlü alamadın terlik sende yani. Biz sabahtan beri terlik alacaksın. Alalım tamam. Öyle aklımda kalmış. Yanlış kalmış. Aşkıma kırılmış. Marketten şeyler aldım. Aferin. Ördüm. Rast oldu demiyorum da. Ben tabii ki de sürekli canına fotoğraf çektirme derdindeyim. Fotoğraflarımı çekiyor çekiyor bir türlü olmuyor. Ve o kadar komik fotoğraflar çekiyor ki yani olduğundan 1000 kat daha çirkin falan çıkıyorum. Sonra bakın ne yaptı, onu göstereceğim. Geçti beyefendi. Böyle yattı ve şu şekilde burada kendi kendine selfie'ler çekmeye başladı. Hemen şu tarafa geçtim. Şuraya kuruldum. Ben de yattım. Ne yapayım? Ben de kendi selfie'mi kendim çektim. Aynen. Kendisini kıskanarak. El sallasana bir tane araya koyayım. Gülerek. Tatilimizin ortasına geldik. O kadar çok görüntü çektim ki size. Dedim ki bunu bir tek seferde yayınlayamayacağım. İkiye böleyim vlogu. O yüzden bu vlogun sonuna geldik. Benimle olduğunuz için çok teşekkür ederim arkadaşım olduğunuz için. Bizimle gezdiğiniz için. Sizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Ya niye böyle yapıyorsun canım? Ay var ya, bu çocuğun huyu bu. Neyi yapma desem yapıyor. Bebeksi bakış isim lan. İçinde yatan şeytanları bilinmeyen bakışı bu. Bağırıp çağırırken bu yüz ifadesi yok.